Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde örüntüler konusunu işleyeceğiz. Biliyorum çok seviyorsunuz. Örüntü ne demektir? Onunla başlayalım. Örüntü belli bir kurala göre birbirini takip eden şekillere örüntü diyoruz. Peki süsleme ne demektir acaba? Bir desenin boşluk kalmadan üst üste gelmeden tekrar edip düzlemi kaplamasına biz süsleme diyoruz. Sınıflarda yapıyoruz çocuklar. Kenar süsleri yapıyoruz. Birbirini takip ediyor. Ayrıca örüntüler yapıyoruz, süslemeler yapıyoruz. Siz bunlardan çok zevk alıyorsunuz, biliyorum. Evet, şimdi bakalım hayatımızda örüntü nerelerde var? Şimdi evimizin banyosuna bakalım. Banyomuzda bir örüntü var mı? Evet, banyonun duvarındaki taşlar birbirini takip eden renklerle dolu mu? Mutfak fayansları, mutfakta bankonun üzerindeki taşlar birbirini takip ediyor mu? Halımızda, yerdeki halıdaki desenler birbirini takip ediyor mu? Öyleyse banyomuzdaki ve mutfağımızdaki taşların oluşturduğu biz örüntüye kaplama örüntüsü diyoruz. Yani bir yeri kaplıyoruz ama belli bir düzen içinde kaplıyoruz. İşte hayatımızdaki örüntüler. Siz düşünürseniz daha çok bulabilirsiniz. Şimdi matematik hayatımızın her alanında var. Bu da matematiğin estetik yönünü bize gösteriyor. Halımızdaki desenler, mutfağımızdaki fayanslar ya da banyomuzdaki fayanslar, bunların hepsi bize örüntünün güzelliklerini gösteriyor. Matematiğin estetik yönünü gösteriyor. Peki, kaplama örüntüsü deyince düzlemin tamamının kaplanması aklımıza gelmeli. Yani hiç boş bir yer bırakmadan. Peki bu örüntüler nelerden oluşabilir? Bu örüntüler karelerden, üçgenlerden, dikdörtgenlerden, farklı şekillerden de oluşabilir. Kaplama örüntüleri özellikle aralarında hiç boşluk bırakılmadan düzlemin tamamen kaplanmasıyla olur. Öyleyse bu şu demektir. Kaplama örüntüleri yapılırken şekiller arasında asla boşluk bırakılmaz. Şimdi inceleyelim. Burada iki tane örüntü var. Bakalım kuralları ne diyor bize? Evet, birinci örüntümüzde kırmızı kare, sarı kare, kırmızı kare, sarı kare diye devam eden bir örüntü var. Bir o renk, bir o renk devam ediyor. Öyleyse bu örüntünün kuralı nedir? Bir kırmızı kare, bir sarı kare. Diğerinde şekil değişmemiş fakat renkler değişmiş. Bir yeşil kare, bir mavi kare, bir yeşil kare, bir mavi kare diye devam eden bir örüntü var. Çocuklar, bazı örüntülerde ilk üç adımda örüntünün kuralını hemen keşfedebiliriz. Bazen dördüncü adımda da olabilir. Ama biz şimdi sizlerle daha basit örüntüler üzerinde duruyoruz. İlerleyen zamanlarda o örüntüleri de göreceğiz. Şimdi burada çok güzel bir örüntü var. Bu bir kaplama örüntüsü. Yani örüntüde hiç boşluk yok. Her tarafı renklerle bezenmiş ama renklerin de ahengine dikkat edilmiş. Süsleme örüntüleri belli bir kurala göre yapılıyor. Kaplama örüntülerinde hiç boşluk kalmayacak şekilde yapılıyor. Evet, öyleyse bu örüntü kaplama örüntüsüne örnektir. Sınıfımızda da buna benzer örüntüler yaptık. Sizler de çok severek, isteyerek yapıyorsunuz, biliyorum.
Aşağıda verilen örüntülerin kurallarını açıklayalım. Biz şu anda şekil örüntüleri üzerinde çalışıyoruz. Evet, burada bir kırmızı üçgen, bir mavi üçgen, bir kırmızı üçgen, bir mavi üçgen diye devam eden bir örüntü var. Kuralı neymiş acaba? Bir ondan, bir ondan. Bir kırmızı üçgen, bir mavi üçgen kuralımız bu. Diğerinde iki kırmızı daire, iki sarı üçgen, iki yeşil dikdörtgen. Evet, bu örüntümüzün kuralı nedir? İki kırmızı daire, iki sarı üçgen, iki yeşil dikdörtgen. Burada kaç tane şekil kullanılmış? Üç tane farklı şekil kullanılmış. Yukarıdakinde bir tane şekil kullanılmıştı. Evet, buradaki örüntümüzde daha farklı kare ve dikdörtgenlerden oluşuyor. Yeşil kare, mor dikdörtgen. Yeşil kare, mor dikdörtgen. Öyleyse bu örüntümüzün kuralı nedir? Bir yeşil kare, bir mor dikdörtgen diye devam eden bir örüntü. Buradakilere daire de diyebiliriz, bilye de diyebiliriz çocuklar. Bazı yerlerde bunun adına misket diyorlar, bilyenin diğer adına. Bazı yerlerde de gulle diyorlar. Evet, şimdi buradaki örüntünün ilk adımına bakalım. Bir tane, ben bunlara daire diyorum. Siz misket diyebilirsiniz, bilye diyebilirsiniz. Bir mavi daire var birinci adımda. İkinci adıma bakıyoruz, o 3 olmuş. Üçüncü adıma bakıyoruz, 5 olmuş. Buradaki örüntüde çocuklar sayılarla bir ilişki var. Acaba diyor ki yukarıda verilen örüntüyü genişletelim diyor. Yani bize dördüncü adımında kaç tane bilye ya da daire geleceğini soruyor. Şimdi şuna dikkat edeceğiz burada. 1, 3, 5. Bunlar nasıl sayılar? Bunlar tek sayılar. Öyleyse soru işareti yerine gelecek sayı nedir? Ben diyorum ki 7 tane bilye ya da 7 tane daire gelmelidir. Bakalım bilmiş miyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, doğru cevap 7. 1, 3, 5, 7. Tek sayılardan oluşan hem şekil hem de sayıyla ifade edilen bir örüntü örneği. Evet, yukarıdaki örüntüye göre soru işareti yerine hangisi gelmelidir diyor. Şimdi birinci adıma bakıyoruz. Bir kare dört parçaya bölünmüş. Sol üst köşedeki kare boyanmış. Kırmızıya boyanmış. Şimdi bakıyoruz ikinci adımda o boyanan yer alta geçmiş tam karşısına. Peki üçüncü adıma bakıyoruz. Bu defa sağ küçük kare boyanmış. Şimdi dördüncü adımda ne gelebilir? Önce üst, sol alt, sağ alt. Neresi olmalı? Evet, sağ üst köşe boyanmış çocuklar. Doğru cevap bu gelmeli. Dördüncü adımda doğru seçenek bu. Şimdi öğrendiklerimizi tekrar edelim, değerlendirelim, bakalım neler öğrendik. Aşağıda verilen kaplama örüntüsü için hangisi söylenemez diyor. A seçeneği 6 tane kırmızı kare vardır diyor. Sayalım hemen 2, 4, 6. Evet doğru. İkinci B seçeneği
3 tane sarı dikdörtgen vardır diyor. Hemen sarılar gözümüze çarpıyor. Kaç tane? 3 tane. C seçeneği diyor ki 6 tane kırmızı dikdörtgen vardır. Şimdi bakıyoruz. 6 tane olan bir şey var ama 6 tane kırmızı kare var. Öyleyse bu seçenek söylenemez. Doğru cevap C seçeneği. Peki ikinci sorumuz ne diyor? İkinci sorumuz aşağıdaki örüntüde 1, 2 ve 3 numaralı bölümler sırasıyla hangi renge boyanırsa kaplama örüntüsü tamamlanmış olur diyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken sıralamayı doğru yapmak. Bir numaraya hangi renk gelmeli? Sarı gelmiş, sonra ne gelmeli? Mor gelmeli. Çünkü tekrar ediyor. Öyleyse bir mor, iki ne gelmeli? Mavi, üç kırmızı. Bu hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. Öyleyse doğru cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorumuz, burada bir üçgenler var. Aşağıdaki şekli en alt sırada bir tane üçgen kalana kadar devam ettirirsek toplam kaç tane sarı üçgen olur? Demek ki sarı üçgenleri sayacağız. Hemen şeklimizi devam ettirelim. Evet, üçgenleri ekledik ve şeklimiz bitti. Bir tane kalana kadar diyoruz. Evet, biz şimdi sarı üçgenleri sayacağız. Yukarıda 2, 4, 6 tane sarı üçgen var. Bir eksilmiş altında 5 tane var. Sonra 4, sonra 3, sonra 2, sonra da 1. Şimdi sayalım gelin. Birinci sırada 6 taneydi. İkinci sırada 5 tane. 6, 5 daha 11. Üçüncü sırada 4 tane. 11'e 4 eklersek 15. Dördüncü sırada 3 taneydi. 15'e 3 eklersek 18. 2 eklersek 20. 1 daha eklersek 21. O zaman kaç tane sarı üçgen var? 21 tane. 21 hangi seçenekte? B seçeneğinde doğru cevap. Evet, bu soruda sarı üçgenlerle ama bakalım ne diyor soru. Aşağıdaki şekli en alt sırada bir tane üçgen kalana kadar devam ettirirsek toplam kaç tane beyaz üçgen olur? Bu soruda sarıları saymayacağız, beyazları sayacağız. Gelin bakalım tamamlayalım önce şeklimizi. Üçgenlerimizi yerine koyalım ve beyaz üçgenleri sayacağız. Aralarında kalan beyaz üçgenleri. Birinci sırada 4 tane, sonra 3 tane, 2 tane, 1 tane diye devam ediyor. 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10. Öyleyse 10 hangi seçenekte var? A seçeneğinde doğru cevap 10 tane beyaz üçgen var. Beşinci sorumuz hangi örüntüde dikdörtgen yoktur diyor. Dikdörtgen olmayan seçeneği bulacağız. Evet siz buldunuz biliyorum. Birinci A seçeneğine bakalım. İki tane kırmızı daire, iki tane sarı üçgen ve aralarında bir dikdörtgen var. Öyleyse bu olamaz. B seçeneği buradaki üçgenlerden oluşmuş dikdörtgen yok. Bu olabilir ama C seçeneğine de bir göz atmakta fayda var. Evet çocuklar soruları okurken mutlaka seçenekleri okuyun. Burada da dikdörtgen kare, dikdörtgen kare diye devam eden bir örüntü var. Burada da dikdörtgen olduğuna göre doğru cevabımız B seçeneği. Şimdi altıncı sorumuz diyor ki aşağıdaki kaplama örüntüsünde 1 ve 2 numaralı bölümler hangi renge boyanırsa kaplama örüntüsü tamamlanmış olur diyor. Öyleyse biz gene sıralamaya dikkat edeceğiz. 1 ve 2 numaralarda hangi renkler olması gerekiyor ona göre cevap vereceğiz. Bir numara mordan sonra hangisi tekrar etmiş? Yeşil. Öyleyse bir numara yeşil olacak. İki numara ne olacak? Yeşilden sonra ne geliyor? Mor geliyor. Öyleyse
1 numara yeşil, 2 numara mor. Doğru cevap C seçeneği. 7. sorumuz, yukarıdaki örüntüye göre soru işareti yerine hangisi gelmelidir diyor. Şimdi gene bir karemiz var, 4 parçaya bölünmüş. Üstten 2 tanesi boyanmış birinci adımda. İkinci adıma bakıyoruz, sağdan 2 tanesi boyanmış. Üçüncü adıma bakıyoruz, alttan 2 tanesi boyanmış. Dördüncü adımda hangisi gelmelidir diye soruyor. Öyleyse ne oluyor? Burada saat yönünde dönen bir örüntümüz var. Öyleyse doğru cevap, dördüncü adımdaki doğru cevap B seçeneği doğru cevabımız. Yukarıdaki örüntüye göre soru işareti yerine hangisi gelmelidir diyor. Burada çocuklar bir şekil tamamlayacağız. Ona göre dikkatli bakmamız gerekiyor. Bir üçgen var birinci adımda, ikinci adımda tam karşısına simetriye olan bir üçgen çizilmiş. Sonra üçüncü adımda üçgenin köşeleri birleştirilmiş. Öyleyse şeklin tamamlanması gerekiyor dördüncü adımda. Dördüncü adımdaki şeklimiz şeklin tam tamamlanması. Bu neye benziyor? Zarfa benziyor. Sevgili çocuklar, bu zor günleri sağlıkla atlatıp okulumuza, arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize kavuşmamız dileğiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın. Dersimiz burada sona erdi.